2010 yılı itibariyle TÜBİTAK destekli İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü klasik Türk müzik kayıtlarının otomatik olarak note dökülmesi ve otomatik makam tanıma projesinde gerçekleştirilen bir çok yeni bir yazılım, bir analiz ölçüm programı, makam aracı. Hemen ardında yine simasını aramızda görmekten çok mutlu oldum. Utku Üzmen arkadaşımızın Plaka adını verdiği metalik sürtürme modellerini mikrofonal ardışımlayıcı ki bu program Kara Osmanoğlu'nun, Mustafa Kemal Kara Osmanoğlu'nun danışmanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladığı çizim tabletleri için fiziksel modelleme temelli sentezleyici başlıklı bitirme projesi çerçevesinde programlanmıştır. Ardından biraz önce adından bahsettiğim Mustafa Kemal Karaosmanoğlu'nun proje yürütücülüğünde Datasoft firması tarafından gerçekleştirilen ve piyasaya sürülen MUS2 Okur Türk Müziği Multimedya Ansiklopedisi, bu Türkçe ve İngilizce olarak Windows altında çalışabiliyor. Sonra yine adları geçen Utku Uzmen arkadaşımızın ve Kemal Karaosmanoğlu abimizin işbirliğiyle Datasoft tarafından daha çok yeni olarak piyasaya sürülen MUS2 Türk makam müziği için ve mikrotonal müzik için nota yazım uygulaması hem Windows hem Macintosh altında İngilizce ve Türkçe dillerinde çalışabiliyor. Biraz ayrıntısına burada girmek isterim. Utku Üzmen arkadaşımız, Kemal Karaosmanoğlu'nun Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde 2004 yılından beri verdiği müzik aritmeti ve dizi kuramı dersi talebesi olmuştur ve sonrasında Datasoft ekibi arasında yer almıştır ve 1988 itibariyle Kemal Karaosmanoğlu'nun arayüzü noksan olsa dahi çok iyi çalışır vaziyette kodladığı ilk alfa sürüm MUS2'nin güncellenmiş halini meydana getirmişlerdir. Utku'nun bağımsız olarak Nihavet Beta girişimiyle bu noktaya gelinmiştir. Az önce Barış Bozkurt'tan bahsederken söylediğim mezkur İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü projesinde danışman olan Kemal Karaosmanoğlu bu Nihavet Beta açılımıyla en son şeklini alan MUS2'nin makam aracıyla entegrasyonunu da sağlamıştır. Hemen kısaca özetlersek, buradan elde edilen, yani makam aracından elde edilen çıktılar MUS2 tarafından nota şeklinde görüntülenebiliyor, çalınabiliyor ve basılabiliyor. Bir de benim içinde yer aldığım Hollandalı fizikçi dostumuz Paul de Haas'ın yardımlarıyla
şekillenmiş olan interaktif ney perdeleri flash tasarımı görülüyor. Bu da işte benim yol göstericiliğimde ve malzeme tedarikçiliğimde tabii o arada da arkadaşımızın Paul Dehas'ın Adobe Flash programcılığıyla gerçekleşen işbirliğinin ürünüdür. Hemen ardından yine adı geçen Kemal Karaosmanoğlu'nun Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Türk müziği makam perdelerini çalabilen piyano imali projesinde toplanan ses kayıt ölçümlerini değerlendirmek üzere kodladığı iki tane program, icra, analizi ve aralık ölçer. Mus 2'nin ardılları mı diyelim, öncülleri mi diyelim, Nota Atölye Ömer Turgan tarafından geliştirildi ve yine simasını aramızda görmekten mutluluk duydum. Uğur Keçecioğlu'nun geliştirdiği 3 ayda program Notist. Ayrıca müjdeler olsun ki Notist 2010 versiyonu da ya da olmadı 2011 versiyonu da yoldadır diye düşünüyoruz. Sanal kanun şu haliyle, göstereceğim haliyle 79 sesli doktora tezimde ele aldığım bir teorik modele dayalı ve Usul Velveli editörü Türkçe ve İngilizce dillerinde olarak henüz daha çok yeni olarak fırından çıktı ve son şeklini aldı. Hemen devam edelim şuradan. Evet, gözden kaçırılmaması gereken diğer programlar veya uygulamalar daha çok yeni olarak gündeme gelen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı bünyesinde Türk Musikisi Vakfı ve İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu işbirliği sonucu oluşturulan Türk Müzik Kültürünün Hafızası Ağ Portalı büyük bir repertuarı, on binlerce eseri görme, indirme imkanı sağlıyor. Ama esasen notaarşivleri.com ve trtnotaarşivi.com gibi sitelerde benzer işlevleri uzun süredir sağlıyorlardı. Onun benzeri yönde bir kurulabilir program Score Archivers, Taha Doğan Güneş ve Emre Pınarbaşı tarafından hem Macintosh hem Windows için yazılmış. Yine benzer olarak kurulabilir bir program US Bilişim tarafından Türk Müzikisi Eserleri Repertuar, Arşiv ve Nota Download programı adı üstünde. Sonra 3 tane şirin bağlama sampler programı. Bunlar da bilgisayar üzerinden bağlama seslendirmesi yapmaya dönük. Evet. Oldukça yavaş geçtiği için şunu atlayalım bence. Şimdi ufak tefek bir takım aplikasyonlar da var tabii bunun yanı sıra. İsimleri çokça geçecek görünüyor bu sonu itibariyle. Kemal Karaosmanoğlu tarafından perde yerleri hesaplayıcı. Bu çeşitli girdilenebilir değişkenlere göre herhangi bir skala programı dosyasındaki perde yerlerinin gergin tel üzerindeki baskı konumlarını gösteriyor. Ve bir parantez açalım. Scala, Manuel Obdekul tarafından geliştirilmiş olan çok kapsamlı bir teorik frekans, perde, cins, akor, temperaman, düzen, analiz, kurgulama ve duyum aracı. Sonra benzer olarak ama biraz daha küçük ölçekte bağlama perde hesaplayıcısı. Sonra adı geçen Uğur Keçecioğlu'nun Oran for Windows diye Profesör Metin Arık'ın algoritması ve Doktor Yavuz Ekşi'nin kodlarından, DOS kodlarından hareketle Windows'a uyarlanmış bir program. Sonra benzer olarak ses jeneratörü, RSU'daki perde tablosu gösterimi, HydroLeport, bu benim ultrasonal piyano projem kapsamında önerdiğim bir hidrolik akort çizisinin işleyicini gösteren bir küçük program ve cırcır burgu kanunlara takılabilecek alternatif bir burgu sistemini gösteren bir programcık. Onun gibi üzerinde şimdi çok durmayacağım iki program daha var. Ve bunun hemen ardından bu bilgisayar biraz yavaş mı? Neresi? Bizim işimizi zora sokacak. Bir tane daha, bir kere daha deneyelim. Şimdi bu
bende çalışmadığı için sadece bir ekran görüntüsünü göstereceğim ama hızlıca bir tarifini yapmak gerekirse bu icra kayıtlarının frekans analizini yapıyor, sonuçları seyir grafiğiyle histograma döküyor, icranın gerçekleştiği makamı otomatik olarak %80 başarılı olarak tanıyor, ortalama %80 başarılı. İcra edilen makamın karar perdesini Dr. Barış Bozkurt'un geliştirdiği bir algoritmaya göre saptıyor, görsel verileri buna göre kaydedip ayarlıyor. İcradan hareketle sinüs dalgası sentezi oluşturuluyor. Seyir boyunca frekansları ve kuantize ettiği perdeleri gösteriyor. Bu nicellendirilmiş perdeleri sinüs dalgası olarak çalabiliyor. Ve MIDI formatında çıktı, verebiliyor. Ekran görüntüsü de şöyle bir şey. Şöyle bir bakış ile değerlendirip geçelim. Şimdi tat çıkar operasyonlara başlayacağız korkarım. Evet, plaka. Utku Üzman arkadaşımızın tasarladığı programın özellikleri orada yazıyor. O işlemlerden hızlıca geçebilecek olursak şöyle bir gözle tarayıp devam edelim istiyorum. Programı Macintosh bilgisayarını çalıştırmak üzere şuradan bir hamleye geçeceğim. Bakalım. Biraz alıklık oldu ama bu işler galiba bizde böyle yürüyor. Arkadaşımız belki yardımcı olmak üzere bana katılabilir. Olmazsa başka bir güne de erteleyebiliriz. Sanıyorum öyle olunca çünkü sürelerimizin bitmesine de az kaldı. Evet. Hadi, şunu geçiremedim. Gerçi VGA kablosunu alabildik. Kopartmayalım yalnız. Peki. Sinyal alalım. Çıkışlar ayarlı. Her şey otomatik. Ama illa ki bulduğumuz gerekiyorsa buldunuz. Peki. Biraz karışık vaziyete getirdik ama hadi bakalım. Şimdi plaka programını Windows içinde çalıştırmayı deneyelim. Bu programın marifeti mikrotonal olması, herhangi bir skala dosyasından edindiğimiz bilgileri metal sürttürme modeline de olarak görebiliyor. Bir de tabletlerle çalışıyor tabii. Şimdi şuradan da hızlıca şunu çıkartıp buraya takarsak meselemiz hallolacak. Dıştırıyor muyum? Hep açtığı da hadi. Teşekkürler, onu hallederiz. Peki. Çalıştıramadım mı? Bu. Maalesef ses vermedi korkarım. Yok bunu. Evet. Hatta şimdi grafik tabletin nasıl çalıştığını da Yavuz arkadaşım hızlıca gelirse bir gösterisini gerçekleştirelim isterim. O genç yetiştiriliyor kendini bana. Bir dene bakalım yapabilecek miyiz? Sürücüsünü yükledik ama yok. Grafik tableti kendi bilgisayarı tanıtamadım. Ama şöyle bir özelliği var. Geçtik, kapatalım. Şu çok tak çıkar yapmamak için ben buradan hızlıca okuyarak devam etmek istiyorum. Ve musiki okur. Windows için Türkçe, İngilizce, internet güncelleme özellikle, tarihi ve geleneksel eserler nota arşivi var. 53 eşit koma sisteminde Türkiye'ye özgü çalgı tınılarıyla her ahenkten seslendirme yapabiliyor.
Ondan sonra MIDI ile çalabilir, dosya çıtası alır, perde, ahenk, cins, makam, usul, interaktif nazariyatını içerir. Güfte, biyografi vesaire ansiklopedik bilgilerle doludur. Ve Raul Hüseyin'i, bu Doğremi muadili bizim perdelerimizin solfeji üzerinden musiki karaoke yapma imkanı sağlar. Şimdi hızlıca şuradan gösterelim mesela. Bir meşhur parça, benim sevdiklerim arasında, 400 lütfünü meydana gel. Burada lüftesi görülüyor, burada notası, nüanslı olarak çalacağız. Görünürde musiki kayıp mı? Ben göremedim. Buldum. Şimdi musiki makrelindos için dedik Türkçe İngilizce. %100 yerli makamsal ve mikrofona çok sesli tam teşekküllü müzik yazım uygulaması. MIDI'den bağımsız seslendirme yapıyor. Ayrıca çeşitli dosya çıktıları veriyor. Musiki okur dosya formatıyla entegrasyonu var. En güzel özellik kullanılıcı tanımlı özgür ağırlı işaretler, zamanlar ve donanımlar. Bunu hemen bir örnekle gösterelim. Buradan mesela hemen bir Bach eseri açılabilirse eğer. Şimdi bunu mikrofonal hale getirelim hızlıca. Şuradan, evet. Bu bir ara tonun temperamanına göre ayarlanmış hali. İlk alfa sürümü ekran görüntülüğünü geçiyorum. İnteraktif ney perdeleri flash programına hemen bir geçiş yapmak istiyorum buradan. Evet, bu program belki hoşa gidebilir. İcra analizi ve aralık ölçek programlarına girmiyorum, madem vakit dar. Notaya da girmeyeceğim ama Notis Sanal Kan Usul Velver Editörü noktalarını sadece Usul Velver Editörünü göstermek istiyorum bu durumda. İşte burada. Usul Velver Editörü maalesef bir hata mesajı verdi ekran çözünürlüğü olarak. Onu çalıştıramadık, korkarım. Yapabilecek fazla bir şey olmadığı anlaşılıyor. Ama sanal kanunu gösterebilirim. Sanal kanun 79 sesli bir makine. Kendi örneklenmiş kanun sesleri hazırlama uzantısında gerçekleştiren bir program. Ve son olarak toparlamak istiyorum bu durumda. Velhasıl
çeşitli programları ayrıntısını incelemek için daha geniş bir zamanda buluşmamız gerekebilir. Ama bu sempozyumun bana bu imkanı vermesinden dolayı çok müteşekkirim. Ve özellikle bu sanatlı eserlerimizin teknolojide buluşturulması ve bilgisayar temsili hususunda özverili çalışmalarını ve eşsiz hizmetlerini esirgemeyen dostlara gönül dolusu şükranlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Sayın Ozan Yardım'a çok teşekkürler. Efendim, Ozan Bey'e sorusu olan siz, buyurun. Mikrofon geliyor. Sunumunuz için teşekkür ediyorum. Abdurrahman Düzcan, Siz Eğitim Bölümü öğrencisiyim. Bu bahsettiğiniz makam aracı programında şerit makamlar da dahil mi, yoksa sadece basit makamlar mı? Herhangi bir icra kaydını, yani mesela İhsan Özgül'ün, Niyazi Sayın'ın, Ahmet Kadri Güzel'in herhangi bir taksimini veya solo kaydını alıp kategorize edilmiş, Arelez Gürdilek tarafından kalıpları tarif edilmiş örneklerle karşılaştırarak otomatik olarak makamını buldurabiliriz. %80 başarıyla yapılabiliyor bu ortalama. Yani basit makamlar haricinde öyle bir kategorizasyon hepsi yok. 18 makam. Şu an itibariyle 18 makam. 18 makam ama basit bir ayırım yok. Tamam. 18 adet makam üzerinden bir çalışma yapılmış. Bir sorun daha var müsaadenizle olursa. MUS 2 okur programı. Bu Türk müziği eserlerini bilgisayarda okuyabiliyor mu? Seslendirebiliyor mu? Bu zaten Türk sanat müziği ve Türk halk müziği kategorilerine mensup eserleri bilgisayar ortamında, bilgisayarda örneklenmiş sesler üzerine duyurabilen bir araç. Büyük bir nota arşivi ve büyük bir ansiklopedi programı. Nota yazı programı vardı, onu tanıtmıştım. O da MUS 2, bunun ağabeyi diyelim, onu da açtık. Burada mesela çok hızlı olarak mikrofonlar özelliğini göstermek istedim ama burada Hüseyin'i bir seyir mesela gösterebiliriz. Ruhi Ayan gideyim hocamdan galiba. Teşekkür ederim. Evet, Ozan Bey'e başka sorusu olan? Bu programları nasıl edinebiliriz? Fiyatları nasıl? Yani fiyat, burası sempozyum, fiyat konusunda lütfen bittikten sonra. Peki, affedersiniz. Yani reklam olur olmaz. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Hatta çoğunluğu itibariyle ücretsizler veya ücreti olanlar gayet makul ücretliler, öyle diyeyim. Evet, sağ olun. Beyefendinin bir sorusu var. Bu 79 sesi sanal kanun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nedir 79 sesi? Ayrıntılı olarak çalıştığım bir konudur. Bir oktav içerisine oktavı 159 eşit parça böldükten sonra yerleştirilen 79 perdeye dayalı bir nizam bu, bir ses düzeni. Ve bu sanal kanunda mezkur ses düzeni tatbik ettiğim Ejder Güleç yapımı hakiki kanunun bir sanal alemdeki kopyası olarak adeta işlev görüyor. Bir de Ney çalma programı vardı. Ha, o da Ney interaktif programı. Burada karıştırdık ortada ama bir dakika. Hemen ona dönelim. Şuradan hızlıca. Şimdi iyice karıştırmaya geldim ama tamam. Hemen kurtaralım yani. Şimdi bu Paul de Haas ile benim işbirliğim sonucu gerçekleşen bir programdı. Thank you.
enharmonik icra yapabilen bir aparat. İnternette de çalıştırılabiliyor. Çeşitli platformlarda flash özelliğiyle çalışabiliyor. Evet, son sorumuz var mı? Ozan Bey. Evet efendim, kısaca özetleyecek olursak yine başına dönecek. Ozan Bey böyle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Birinci bildirimiz sevgili Alp Barol tarafından Türk müziği çalgılarında kayıt yöntemleri ve mikrofonlama tekniklerinde günümüz teknolojik olanakları içinde yer alan kaliteli bir kayıt ancak çalgı ve mikrofon arasındaki ilişkiyle başlar dedi. İkinci konuşmacımız Barbaros Bozkır. Bağlama için tını tanımları ve frekans analizlerinde bağlama yapımcısının kendinden beklenen talepleri doğrultusunda ortaya çıkartmaya çalıştığı tınıların frekanslarını saptamaya yöneliktir dedi bu çalışma. Üçüncü konuşmacımız Feridun Özdiş ise 9 Eylül Üniversitesi derslikleri özelinde bir sınıf akustiği uygulamasının hangi programda, ne şekilde ve uygulama sonucunda özellikle duyumların ve algılamanın bize nasıl olduğunu gösterdi proje kapsamında. Son konuşmacımız Sayın Ozan Yarman bize Türk makam müziğini bilgisayarda temsil etmeye yönelik başlıca yerli yazılımlarla ilgili son derece değerli bilgiler verdi. Tüm katılımcılara burada teşekkürlerimi sunuyorum. Küçük bir tekrar hatırlatma ile oturumu kapatmak istiyorum. Bugün öğle yemeği sosyal tesislerde olacakmış. Katılımlarınız için çok teşekkürler efendim.